Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 10.020. İlk Türk devletlerinde liyakatli, zeki ve çalışkan olan herkes için yükselme yolu açıktı. Halkın içindeki başarılı insanlar, idari ve askeri kadrolarda her zaman yer bulabilirdi. Bu metinden hangi yargıya varılabilir? A. Türklerde sınıf ayrımı yoktu. B. İlk Türk toplumunda herkes çalışkandı. C. Halkın önemli memurluklara gelme şansı yoktu. D. Askeri kadro kağının yakınlarından seçiliyordu. E. Başarılı insanlar hükümdar olabilirdi. Cevap A. 21. İlk Türkler, yaşadıkları coğrafyanın ağır iklim şartlarından dolayı, baharın gelmesini ve tabiatın yeniden canlanmasını bayram ve festivallerle kutlar, bu kutlamalara da toplumun her kesimi katılırdı. Bu durumu, ilkbahar ve sonbaharda bayram yapılmasından, festivaller ve spor müsabakaları düzenlenip dini idetlerin yerine getirilmesinden anlamak mümkündür. Metinden hangisi çıkarılamaz? A. Baharın gelmesi Türkler için ayrı bir öneme sahipti. B. İklim şartları insanların kültürlerinin oluşumuna etki ederdi. C. Türkler inançları gereği bayramlara ayrı bir önem verirdi. D. İlk Türklerde baharın gelişinin kutlanması tarıma önem verdikleri içindi. E. Türklerde önemli günler çeşitli eğlencelerle kutlanırdı. Cevap D. 22. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. Dörülaceze, kimsesiz çocuklar ile engelli ve muhtaç kimselerin barınması amacıyla yapılmıştır. B. Dirüleytam, kimsesiz çocukları barındırmak ve onları meslek sahibi yapmak amacıyla kurulmuştur. C. İmarethane, kimsesizlere ve öğrencilere barınma olanağı sağlayan kurumdur. D. Bimaristan, hastanelere verilen genel isimdir. E. Külliye, camiler etrafında toplanan hayır kurumlarının tamamının bulunduğu yerdir. Cevap C. 23. Vakıflar, İslam ülkelerinin toplum ve kültür hayatında önemli rol oynayan hayır kurumlarıdır. Varlıklı insanların mallarının bir kısmını ihtiyaç sahibi kimseler için bağışlamalarıyla varlığını sürdüren vakıflar, cami, duruş şifa hastane, mektep, zaviye, imaret, çeşme, hamam, han gibi yapıların yapımını gerçekleştirerek halkın yararına sunmuştur. Yukarıdaki metinden hangi sonuca ulaşılabilir? A. Vakıf gelirleri, devlet hazinesinde toplanmıştır. B. Hayır işleri yalnızca vakıflar aracılığıyla yapılmıştır. C. Vakıflar Müslüman Türklerde genellikle büyük şehirlerde kurulmuştur. D. Vakfedilen gelirlerden yalnızca toplumun ileri gelenleri yararlanmıştır. E. Vakıflar, toplumda fırsat eşitliğinin sağlanması için önemli görevler yapmışlardır. Cevap E. 24. Atatürk, Türk toplumunu çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda I. Kılık kıyafet inkılabı, 2. Ölçü ve tartı alanındaki değişiklik, 3. Soyadı kanununun çıkarılması, 4. Batı kültürünün koşulsuz kabul edilmesi yeniliklerinden hangisi veya hangilerini gerçekleştirmiştir? A. Yalnız I. B. Ayv 2. C. 2 ve 4. D. 3 ve 4. E. I. 2 ve 3. Cevap E. 25. Hilli Ahmer Cemiyeti Türkiye Cumhuriyeti döneminde hangi ismi almıştır? A. Yeşilay. B. Dörülaceze. C. Kızılay. D. Dirüleytam. E. Doruşşafaka. Cevap C. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.